7 tane de. Şimdi ben lafı oraya getireceğim. Hayır, ama. Pamuk Prenses ve 7 cüceler. Hayır. Mesela o hikaye o kadar terbiyesiz bir hikayedir ki. Çocuklara da biz bunu anlatırız makbul bir şeymiş gibi. Pamuk Prenses ve 7 cüceler. Pamuk Prenses 7 tane adamla aynı evde yaşıyordu. Ben istemiyorum cüce. Bunlar bir de nece ormancı. Şarkıların ne? Baltalar elimizde, uzun hep elimizde. Gideriz ormana. Hayal edebiliyor musun? Baba bütün gün ağaç kesiyor, eller nasırlı. Akşam eve gelmiş, gerçek muhabbet. Merhaba Pamuk Prenses falan değil. Şş Pamuk, gel bakayım buraya. Ne yapayım ya? Yemek var mı? Yemek var mı? Ayaklarımı yıka. Pamuk. Böyle bir muhabbet oluyordu. Ne bekliyorsun? Bu arada o hikayenin gerçeğini bilir misiniz? Galiba anlatmışsın sen. Hikaye aslında çok trajik bir hikaye. Pamuk Prenses ve 7 Cüceler hikayesinin çıkışı aslında Romanyalı çok gaddar bir prensesin hikayesidir. Gaddar prenses, gaddar kraliçe aslında bir emir çıkartarak ülkedeki kömür madenlerinde çocukların çalıştırılma iznini veriyor. Aslında Pamuk Prenses'teki çalışan cüceler cüce değil, çocuk. O yüzden uzun ip belimizde diyorlar. Onlar ağaç kesmeye gitmiyorlar. Madende çalışmaya gidiyorlar. Ellerinde fener var. Onlar madenci, madenci şapkaları var. Ya. Çocukları madenlerde çalıştırıyorlarmış küçük oldukları için. Ve güçlenebilsinler diye de küçük baltalar yapıyorlarmış onlara. Yani maden kazmaları yapıyorlarmış. Aslında onu anlatan bir hikaye. Daha sonra da böyle hikayeye sürmüş. Ne diyorsun Senem? Sen kim olmak isterdin? Bir Şirine. Daha Şirine. Hani olmuyordu ya. Hani peri olmuyordu. Ben de peri olmak istiyorum. Evet, Şirine gerçek değil ama yani... Şirine. Pamuk Prenses gerçek miydi? Pamuk Prenses gerçek değil aslında. Böyle bir şey yaşanmamış. Ne oldu? Şirine olayım. Şirine de Amerika'da yasaklanmıştı biliyor musunuz arkadaşlar? Komünizm propagandası yapılıyor diye. Aslında oradaki herkes tek tip giyiniyor. Tek bir tane kadın var. Ne güzel işte. Şirine olayım ben. Ben anladım senin niye Şirine olmak istediğini. Merhaba Şirinler. Gelin. Size parti yapıyorum. Tek kız ben. Yap hesabını. Damsız giriyor. Na 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 na. Orada da evet. Ya bizim Şirin fotoğraflarımız var. Mutlaka Fazla Mesai'nin sayfasına bakın. Hepimiz Şirin fotoğrafı çektirdik mavi suratlarla. Ne diyorsun Ceren? Sen kim olmak istersin? Ben de o zaman Rapunzel diyeyim. Onun da kötü bir hikaye yoktur inşallah. Yok. Ha. Rapunzel yıllarca saç reklamlarına çıktı. En son saçını afro yaptırmış. Öyle bir şey vardı. Öyle bir karikatür vardı. Gördünüz mü? Yok hayır. Rapunzel saçlarını afro yaptırmış. Aşağı sarkmıyor saçları kuleden. Aşağıdan aşağıdan prens bakıyor yukarıya. Ana şimdi ıktık diyor. Ya peki böyle hikaye kahramanı olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Şirine. Hakikaten hiç böyle aklınızda hani keşke şu insan olsaydı biriniz yok mu ya? Yok. Valla. Aklıma gelmedi. Canan. Benim. Einstein olmak isterdim. Abi senin erkek olmak istemen normal. Normal. Einstein'e.